Türkiye'de aşılama başlıyor. Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını söyledi. Goldman Sachs'ın baş ekonomisti John Atsius yakın vadede Amerikan piyasasında geri çekilme görülebileceği uyarısında bulundu. Atsius piyasa fiyatlarının durmak bilmeden yükselmeye devam edemeyeceğini anlattı. ABD hisse ve tahvil piyasalarında yakın vadede bir nefes alma dönemi muhtemel dedi. Bloomberg ET'ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, yeşil enerji ve iklim değişikliği hakkında konuştu. Amerika'da Biden yönetimiyle birlikte yeşil bonoları olan talebin artacağını, aşının etkili olması durumunda ise petrol fiyatlarının 50 ile 60 dolara çıkabileceğini söyledi. Bloomberg tarafından hazırlanan tahminlere göre analistler Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın 2021 yılı sonunda COVID-19 aşılarından toplamda 20 milyar dolar gelir elde edeceğini öngördü. Pfizer, Moderna ve AstraZeneca COVID-19 salgınına karşı en yüksek profilli aşıları geliştiren şirketler arasında. New York Fed Başkanı Trump Organization'la yapılan kontratların iptal edileceğini söyledi. New York Başkanı Bill de Blasio kontratların iptal edilme sebebi olaraksa Amerikan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yer aldığı Kongre binasındaki isyanı gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2021 için ham petrol fiyatlarında varil başına 52.7 dolar olacağını öngördü. 2020 yılı Şubat ayındaki seviyelerine çıkan Brent'te aşılamanın başlanması, OPEC Plus toplantısından çıkan kararlar ve stoklardaki erime etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bankanın bölge ekonomisine ilişkin ekonomik görünümünün COVID-19 vakalarındaki artışa ve artırılan önlemlere rağmen hala geçerli olduğunu belirtti. Lagarde, Amerikan seçimleri, İngiltere ile Brexit ticaret anlaşması ve aşılamaların başlaması gibi görünüme ilişkin daha önceki birçok belirsizliğin artık netleştiğini anlattı. Sinovac aşısının Brezilya'daki genel etkinliği %50.4 olarak ölçüldü. Yeni veriler Çin aşısı hakkındaki kafa karışıklığını artırdı. Çok hafif vakalarda ise Brezilya deneyinin etkinliği %78 olarak kaydedildi. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Haftanın ortasına geldik. Bakalım gündemimizde neler var. Önce Amerika ile başlayacağız. Wall Street'te teşvik beklentisi diyeceğiz efendim. Amerika'da Biden'la beraber, Amerika'nın yeni başkanıyla beraber 20 Ocak'ta koltuğuna oturması bekleniyor. Artık 7 günümüz kaldı. Hadi bugün de sayma 6 gün. Biden yeni bir teşvik paketi, trilyonlara varabileceği söylediği bir yeni destekle gelecek muhtemelen ve bu haberi piyasa bekliyor. Bu haberi olumlu bir şekilde karşılamak için bekliyor. Perşembe günü Biden'ın yani yarın bu olası teşvik paketi konusundaki açıklamasını, detayları anlatmasını bekliyoruz. Bir taraftan Amerika'da yine rekor seviyeleri görürken Goldman Sachs'ın baş ekonomisti John Atsius diyor ki ya tamam artık hani bu kadar da çok yüksek seviyelerdeyiz, bu sonsuza kadar devam edemez, bir geri çekilme olabilir yakın vadede diyor Amerikan hisse senetleri için. Aslında Amerika'nın gündemi borsalara artık alıştık, yani Amerikan rekor borsaların kırması bizim için sürpriz değil. Asıl son haftalarda konuştuğumuz hikaye Amerika'da tahvil faizlerindeki yükseliş. Ama son iki güne baktığımızda hem dün hem bugün ihaleler gerçekleşti, Amerikan tahvilleri aşağı geldi. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi aşağı geldi. 1.15'lerden yeniden 1.10'lara doğru geri çekilme var. Birazdan rakama bakacağız. O reflasyon fiyatlaması, Amerika'da enflasyon mu geliyor, enflasyon korkuları mı ve Amerika'nın 10 yıllık kopup gidiyor mu? Hemen bunun arkasından Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak? Tahvil alım programını hemen azaltmaya başlar mı gibi korkular bu haftanın gündemindeydi. Dün de konuşan bölgesel Fed başkanları henüz korkmanıza gerek yok. Bu tahvil alım programını konuşmak için, bunu tartışmak için azaltma yönünde henüz bu konu erken dediler yaptıkları açıklamalarda. Ve bugün de Amerika'da enflasyonun
yıllık olarak efendim 1.6 olduğunu çekirdek tüfede gerçekleştiğini ifade etmiş olalım. Gelelim efendim Euro bölgesi büyüme. Aslında Lagarde'ın bu konudaki açıklamaları enteresan. Her şeye rağmen diyor biz 2021 yılı büyüme tahminimize sıkı sıkıya bağlıyız. Yani bu sene korona tamamen ortadan kalkmasa da ne demişti efendim Euro bölgesindeki tahmini 3.9'du. 2021 büyüme tahmini bunu yakalayacağız diyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde 3.9 bu sene büyürüz. Yani 2020'de de 7.3'lük bir daralma Euro bölgesinde karşımıza çıkıyordu. Geçelim Türkiye'ye doğru. Merkez Bankası'nın döviz rezervi az önceki programda da uzun uzun konuştuk. BOTAŞ'a yapılan döviz satışında sadece 70 milyon dolarlık son yılların en düşük ortalamalara göre rakamının Merkez Bankası'nın döviz rezervini artırabileceği yorumlarıyla karşılaştık. Merkez Bankası'nın artık bu aşamadan sonra rezervi bu şekilde reeskont kredilerin de birikimiyle artırabileceğine dair yorumlar var. Kur nispeten sakin, dolar TL işte 7.47-7.50 arasında kalmış gibi görünüyor. Hatta 7.40'ın biraz aşağısına gelmiş. Son rakama bakarız. Borsa İstanbul'da rekor kırmaya devam ediyoruz. BIST yüz endeksi aman buradan gelecek, düzeltme gelmedi, artık düzeltme zamanı yorumlarının arasında yönünü gün içerisinde düşüşler, yükselişler, gün içerisinde negatife dönüşler yapmakla beraber gün sonunda yukarıda kapatmayı başarıyor. Ve büyüme sanayi üretimi yıllık olarak %11'lik bir sanayi üretiminde bugün itibariyle karşıladık. Efendim sanayi üretimi Kasım ayında aylık olarak da 1.3'lük bir artışa işaret etti. Birazdan Tufan Cömert, Garanti BBVA Yatırım Koordinatörü bizlerle olacak. Ata Yatırım Direktörü Cem Tezge de yine bizlerle. Şöyle bir rakamlara bakalım nasıl bir tablo var piyasalarda. Hızlıca geçtikten sonra sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de 7.40'ın hemen altına geldik. Bakın 7.39.28. Euro TL'de de 9'un altına indik. 8.99 %1.2. Dolar endeksi yukarı gidiyor 90.3'te. Euro dolar paritesi de hızlı bir şekilde düşerken 1.2157'ye. Akşam seansı VIOP30'da yukarıda %0.2 ile 1718 seviyesi. Bakalım gün içerisinde dolar TL ekranlara gelecek. Bakın 7.47 yaptık sabah saatlerine, sonra kademeli olarak aşağı doğru geliyor ve 7.40'ın altına iniyor. Burada ilginç olan dolar endeksinin yükselirken TL'nin değer kazanması, euro dolar aşağı gelirken dolar TL'de düşüyor. Dolar endeksini bir kenara koyduğumuzda TL'nin güçlü performansı hem euroya karşı hem dolara karşı. Borsa İstanbul'da da yeni rekorlar, yeni yüksekler. 1559 kapanış %0.6. Tahvil faizleri ekranlara gelsin. 2 yıllıklar 14.6, 10 yıllık biraz yukarıda ama 13.5'un hemen altındayız 13.3'te. Amerikan tahvil faizleri çok konuştuğumuz cephe. 1.09 bakın 1.10 seviyesinin de altına indi. Burada hızlı bir yükseliş görmüştük son dönemde. Arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar. 1.15'lere doğru bir yükseliş görmüştük ABD tahvil faizlerine haftalık olarak bakın. Hatta 1.18'i görmüştük. Ya bu haftalık hani bir hafta içinde birlerin altından 0.96'dan 1.18'e gitti. Sonra aşağı doğru kademe kademe dün ve bugün Amerikan tahvil faizi gevşiyor. Ons altın ekranlara gelecek. Altında efendim bakalım hangi seviyelerdeyiz. 1854 yatay hareket. Gram altın 441 lira. Dolar TL'nin düşüşü nedeniyle. Bitcoin'de 35.800 dolardayız. %3'ün üzerinde prim var. Petrol fiyatları bugün biraz daha sakin. 56 ve 53 dolar. Avrupa endeksleri ekranlara geldi. Avrupa'da karışık bir görünüm var. İngiltere'yi kapattığımızda nispeten hafif yukarıdalar. Ve Amerikan endeksinde de yükselişi görmeye devam ediyoruz. %0.2 ve %0.5'lik S&P ve Nasdaq yukarıda. Melike Ayan'a bakalım, dönelim. O hangi notlarla karşımızda Melike? Boris Trump'ın azli, senatosu tüm hızıyla, ateşiyle, hararetiyle devam ederken ve biz de canlı yayından bunları izlerken, dinlerken, şimdi şu an itibarıyla senin de söylediğin gibi ABD borsaları yükselişi tercih ediyor. Senin de dediğin gibi teşvik paketi var, bunların arasında sebep olarak sayacağımız aşıların federal hükümetler tarafından iyice dozlarının artırılması, yani depodakileri çıkarın verin herkese demeleri,
Zira Florida'da 8 saat kuyrukta bekleyen yaşlılar ve hasta olanlar var. Yani bağışıklık sistemi düşükler var. Böyleyken durum, şimdi federal hükümetler kolları sıvadılar. Ve bir o, ikincisi şimdi bazı veriler geldi. ABD bütçe açığının 144 milyar dolara fırladığını görüyoruz Aralık ayı itibariyle, bir. İki, Fed'in 5 kitabı. Onun etkisini ben altında gördüm. Altın fiyatlarının %0,6 kadar daha yukarı fırladığını gördük. Ve 10 yıllıklar %1'lerdeyken 30 yıllıklar %1,83'te. Fed yetkilileri de konuştu konuşuyor. Bunlardan özellikle en önemlilerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşması Eric Rosengren'e çok benziyor, Boston Fed Başkanı'na. Ne diyor? Pandemi önceliğimiz diyor Bullard. Ve bunu söylerken şimdi özellikle şu son zamanlarda yaşadığımız COVID-19 vakalarının artışını, İngiltere'den gelen mutasyona uğramış virüsün eyaletlerde görülmesini, ki bugün itibariyle New York'ta, Manhattan'da, İngiltere'de görünen mutasyona uğramış COVID virüsü görüldü. İki kişi de görülmüş resmi açıklamaya göre. İşte bütün bunları göz önüne alıp ona göre politikalara, para politika ve mali politikalara devam edeceğiz demesi de önemliydi. Borsanın dikkatlice izlediklerinden de. Hisselere tek tek bakalım. Tesla'nın hissesinin düşüşe devam ettiğini görüyoruz, bir. İki, şimdi Tesla'nın hissesi %800 çıktı. 800 milyar dolarlık, %700 çıktı. 800 milyar dolarlık sermaye değeri olan bir hisse. O yüzden yatırımcıların burada balonu görmesi, Bitcoin'de olduğu gibi dijital altın diyorum ben onu, doğal. Ve onun yanında şimdi alternatif yatırımlar, bilinmeyen hisselere yöneldiğini görüyoruz. Yatırımcıların banka ve enerjiyle birlikte. Bu arada banka demişken, üç Evet. büyük bankanın bilançosu da bu hafta geleceklerden. Analistler böyle %20'lik bir düşüş bekliyor bu çeyrekte. Analist tahminlerinin altında gelecek diyor şirket karlılıkları ve geliri. Ama Barış, bir önceki dönemde 3. çeyrek içinde %9 düşüş olacak demişlerdi. Olmadı, gerçekleşmedi. Sadece %5'lik bir düşüş görmüştük. İşte durum böyleyken şu anda yine ana gündemde politika var. Bu arada Trump'ın kesinlikle Biden'ın İşte özel töreni öncesinde şiddet gösterilerine Evet. hayır demesi canlı Peki. yayında. Çünkü biliyorsun Twitter elinden kalktı, onun en büyük iletişim aracıydı. Şu anda gazetecilerle yüz yüze, o hiç sevmediği gazeteciler ve onların sorularıyla yüz yüze karşı karşıya, tek aracı o diyorum. Söz tekrar size, İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkür ederim. Kapanışa doğru bir kez daha karşımızda olacak sevgili Melike. Dönelim Tufan Cömert ve Cem Tözge'ye. Her ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Barış. Çok teşekkür İyi yayınlar ederim. Tufancığım. Sağ ol canım, sana da iyi yayınlar. Eyvallah, peki. Klasik girişimizi yaptıysak ben de Tufan evet. Cömert'le başlayayım. Ya Tufan'a bize şöyle bir tabloyu çeker misin? Yurt dışı piyasalar, Amerika. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Yani Amerikan faizleri yükseliş bizi korkuttu. Ama son 2 gündür de ABD 10 yıllık tahvil faizi aşağı geliyor. Evet. Ve işte ihaleler vesaire bunların etkili olduğu söyleniyor. Burada hani korktuğumuz şey olmayacak mı? Nasıl görüyorsun? Onunla başlayalım. Şimdi manşetlere baktığımızda her yerde işte bu Trump'ın azli hikayesi var, ama piyasa gözüyle baktığımızda tamamen magazin haberi niteliğinde. Dolayısıyla çok bizim işimiz yok o taraftaki haberlerde. Şimdi ana hikaye aslında piyasalarda, özellikle Amerika'da baktığımızda, Biden yarın yeni mali paketini açıklayacak. Yani burada işte altyapı yatırımlarından şehirlere yatırımlara kadar, işte bunlara desteklere kadar, işsizlik çekinin 2000 dolara çıkarılması, sağlık sigortası uzatılması falan gibi bayağı bir şey olması bekleniyor. Rakam telaffuz edilmiyor, fakat piyasadaki beklenti trilyonlarca dolar büyüklüğünde bir paket olacağı yönünde. Şimdi bu tabii çok geniş bir ifade. Bu da zaten aslında bizim özellikle borsalarda gördüğümüz iyimserliğin, Amerika kaynaklı iyimserliğin önde gelen sebebi. Şimdi tabii dünyada da şöyle bir şey oluşuyor. Bu kadar yeni para piyasaya gelecekse, Amerikan ekonomisi yeniden hızlı bir şekilde büyüme trendine dönecekse, bizim borsalarımızda geride kalması ayıp olur şeklinde bir anlayış var. Şimdi bütün bunlar aslında enflasyon açısından olumlu, yani enflasyon yaratması açısından olumlu. Fakat rakamlara bakıyoruz. Bugün Amerika'da geldi, yılı 1,4 ile kapattılar. Çekirdek %1,6. Şimdi 2021'de ne olacak diye baktığımızda
Bloomberg'daki medyan beklenti %2 enflasyon için, çekirdekli de 1.7 civarında bir şey gibi gözüküyor. Yani bu tarafta önemli hiçbir şey söz konusu değil. Şimdi bu ortamda önceki programlarda da bahsetmiştik. Amerika'da tahvil faizlerinin Fed'in aylık 120 milyar dolarlık alımlarına rağmen önümüzdeki dönemde yükselmesi kaçınılmaz. Yani faizler yukarıya gidecek. Ama şimdi nereye kadar gidecek? Yine Bloomberg'in medyan beklentisini söyleyeyim. 1.21 olmuş oradaki beklenti. Üzerine 1.25 olmuş 2021 sonu için. Kasım ayındaki ortalama 1.15'ti. Yani bir 10 basman yukarı gitti. Çok hızlı bir artış beklentilerde. Fakat beklenti hala işte 1.20-1.25 civarında. En karamsar beklenti %2'lerden falan bahsediyor. Dolayısıyla öyle dünyada çok ciddi bir satışa yol açacak, faizlerde işte her yerde tedirginlik yaratacak bir artış fiyatlamız şu anda piyasalarda yok. Açıkçası enflasyon tarafında da çok heyecanlı yorumlar bence yapılıyor. Yani öyle çok enflasyon yaratacak bir şey yok. Orada çok daha yapısal sorunlar var. Hani bizim bu programın şeyini aşıyor. Özetle ben faizler tarafında evet yükseliş olacak ama dünyada bir tedirginlik yaratmayacak. Borsalar işte Jean Hatzius'un dediği gibi fazla hızlı yükseldiler. İlla ki bir nefes alacağız bir noktada bir bahaneyle. Kısa vadede ise yarın şu Biden'dan sonra hani belki bir imserlik, belki akabinde de bir kar satışıyla bu söylediğimin ufak bir başlangıcını görebiliriz. Peki Cem Tözge'ye döneceğim. Bu reflasyon fiyatlaması diye konuşuldu ve biraz hani tedirgin etti. Sanki oradan bugün biraz yani dün ve bugün Amerikan 10 yıllık tahvil faizine gevşeme diyoruz. 1.18'lerden 1.10'ların altına. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu konu bir geçici dönem miydi? Yoksa Tufan abi diyor ki zaten faizler yine de yükselmeye devam edecek. Senin yaklaşımın nedir? Evet, zaten yaklaşık hani hemen hemen son 4-5 programdır bunu konuşuyoruz. Yani bu senenin hikayelerinden bir tanesi ne olabilir dediğinde bize, biz ne demiştik 2021 yılında? Yükselen Amerikan faizleri şu anda ana senaryo gibi gözüküyor. Ama tabii bunun ne kadar süreceği, hangi boyutlara kadar devam edebileceği ya da hisse senetlerini rahatsız eder mi, etmez mi? Zaten şu anda herkesin cevap aradığı sorular. Tabii bu yükselişin yeni yılın başlangıcı da niye bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini de değerlendirmek gerekirse, şunlar karşımıza çıkıyor. Tabii Biden'ın bu her iki kanadı kazanması sonrası, işte yarın bu açıklayacağı mali teşvik paketinin çok büyük olması beklentisi, ama tabii bunun da bedeli olarak da Amerikan hazinesinin bu sene öngörülenden daha yüksek bir borçlanma beraberinde getirebileceği bu paketin tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirmiş. Tabii yine Fed başkanlığından ard arda gelen açıklamalar bu tapering ile ilgili kaygıları aynı işte geçmiş senelerde yaşadığımız gibi bir miktar öne çekmiş gibi gözüküyor. Tabii bunda ihalenin de çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Dün önemli bir ihale vardı 10 yıllık. Yine bugün keza 30 yıllık ihale vardı. Evet. Her iki ihaleye de giden yüksek teklif, satışın tatmin edici şekilde gerçekleşmesiyle tahvil faizlerinde rahatlama görmekteyiz. Ben belli bir süre hani birilerinin altına tekrardan gelmesek bile o yükseliş hareketinin ivme kaybetme ihtimalini yüksek görmekteyim. Tabii burada hem yarın Powell'ın açıklamaları hem Biden'ın açıklamaları çok önemli. Yine Fed toplantısı var biliyorsun bu hafta, bu ay sonu. Yani bu 15 gün biz yine Amerikan faizlerini fazlasıyla konuşacağız gibime geliyor ama o yükseliş sanki ivme kaybedecek. Yani yukarıda o 1.20'ler, o gördüğümüz 1.18'i gördük. Kısa vadede 1.21 bandı daha geçerliliğini koruyacak bir bant gibi gözükmekte. Şimdi her ikiniz de ifade ettiniz. Powell yarın konuşacak. Tufan abi biraz Fed başkanlarının açıklamalarına döneceğim ve Powell da yarın konuşacak. Bütün gözler herhalde orada olacak. Dün ben 3 tane bölgesel Fed başkanı açıklamasını okudum. Üçü de piyasaya sakin olun, tahvil alım programını gevşemeyi konuşmak için henüz erken, enflasyon %2'nin üzerine gitse de hemen biz faiz artırmayacağız. Tahvil alımları, yani genelde şunu diyorlar, ya henüz korkmayın, korkacak henüz bir şey yok gibi bazı mesajlar verdiler. Powell'dan da böyle bu tarzda risk iştahını destekleyecek açıklamalar mı bekleyelim, yoksa işte enflasyon riskine dikkat çeken, ya biz bu yılın sonuna doğru herhalde tahvil alım miktarını düşürmeyiz ya da düşürmeyi tartışabiliriz diye böyle bir sinyal, daha şahin bir sinyal mi bekleriz Powell'ın yarınki açıklamalarından? Powell'ın şahit olması için ben hiçbir sebep görmüyorum diyerek başlayayım. Şimdi şu Fed üyelerine baktığımızda 18 tane oy kullanan ve kullanmayan Fed üyesi var. Bunların 4'ü geçen hafta yaptıkları konuşmalarda, yani son 10 gün diyeyim aslında, yaptıkları konuşmalarda tahvil alımlarının, aylık 120 milyar dolar tutarın ki tahvil alımlarının
belki önümüzdeki dönemde tartışılabileceğini söylediler. Yani bunları azaltırız, azaltmalıyız anlamına gelen bir şey demediler ama tartışmaya açık olduğunu söylediler. Şimdi aslında piyasadaki ana hikaye biraz tahvil tarafında buradan da çıktı. Yani eğer enflasyonda bir kıpırdanma olursa Fed ben uzunca bir süre enflasyonun hedefin üstüne gideceği şeyinden, söyleminden vazgeçip acaba hızlı bir faiz artırımını gitmeden önce tahvil alımını azaltırmış. Ana hikaye bu. Şimdi 18'inden 4'ünün görüşü tartışabiliriz diyor. Fakat çok daha güçlü görüşler var senin de bahsettiğin gibi. Yani burada tahvil alımlarını hiçbir şekilde şu anda tartışmaya bile gerek olmadığını düşünenler var. Hatta Başkan Yardımcısı Clary da 2022'den önce böyle bir şeyin düşünülmeyeceği konusunda çok net bir açıklama yaptı. 3 aşağı 5 yukarı ben Powell'ın da benzer şeyden söyleyeceğini düşünüyorum. Şeye baktım bu arada, hani tahvil alımları falan dedik ama faiz artım beklentileri ne civarda diye baktığımızda da 2022'yi piyasa tamamen pas geçmeye devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, hiçbir bir yani bir bas puan bile artış şu anda 2021'in sonuna kadar, hatta 2022 Ocağı kadar fiyatlanmıyor piyasada. O yüzden bu gördüğümüz hareketleri işte ara ara açıklamalara, ara ara enflasyonla ilgili olabilecek mesela petrol fiyatındaki kaygılara, ara ara işte Biden'ın paketi enflasyon yaratır mı gibi düşüncelerle normalizasyon olarak görmekte fayda var. Yani 1.2'ye 1.3'e çıkmış bir Amerikan tahvili de aslında böyle bir biraz önce konuştuğumuzda panik yaratacak bir şey değil. Bu anlamda Powell'ın da bence piyasayı böyle bir şeyin normal olduğunu hazırlayacağı bir konuşma duyabiliriz diye düşünüyorum. Hani bu anlamda gene itidale davet eden bir konuşma olacaktır muhtemelen. Nereye itidale davet ediyorsun Tufan Cömert'te sakin. Şimdi Fed bilançosu ekranlarda 7.3 trilyon dolar. Burada Mart'tan sonra yaklaşık bir 3 trilyon dolar daha üzerine koydu. Ve müthiş bir şekilde genişledi. İşte bura acaba bu yıl sonuna doğru azalır mı, bu konuşulur mu diye. Cem Tözge'ye döneyim. Fed Başkanı Powell'dan ne mesaj bekleriz? Tıpkı bölgesel Fed başkanları gibi yumuşak güvercin mesajlar mı alırız? Bir kere şunu söyleyeyim. Yarın herhalde son zamanların en tatlı, en gülümseyen Powell'ı göreceğiz. Çünkü baş belası Trump'tan çok uzun bir süre görüşmemek üzere kurtuluyor gibi gözüküyor. Ya da kurtuldu zaten. Hocam, bir kere rahatlamış bir başkan karşımızda olacak. Burası kesin. Ama tabii en baştan bir hatırlayalım, bu süreçte en temkinli olan, en tedirgin olan ve hep belirsizliklerin altını çizen Powell'dı. Yani piyasada ki belki de en kaygılı konuşan Merkez Bankası başkanlarından bir tanesi diyebiliriz. Yine buna benzer bir konuşma metni ben bekliyorum. Ama tabii burada hani bir şahin bir mesaj verir mi zannetmiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Amerika'da olduğu gibi tüm dünyada hala hastalıkla ilgili, aşıyla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Rakamlarda bozulmalar belirginleşmeye tekrardan başladı. Bundan dolayı yani böyle bir ortamda tapering'i düşünmek, tartışmak çok anlamsız gibime geliyor ki bunda büyük bir ihtimalle daha sakinleştirici. Yani senin dediğin gibi son 2-3 başkanın belirttiği gibi hani bunun konuşulmasının da çok erken olduğunu buna benzer bir ifadeler kullanabilir diye düşünüyorum. Yani benim görüşümde soracak olursan ben de Tufan'a katılıyorum. Yani zaten faiz arttırımı hiç gündemde yok kısa vadede. Bunu zaten defalarca Powell ve Fed yetkilileri belirtti. Hatta bugün Merrill Lynch'in de bir raporu var yanlış görmediysem. 2024'ten önce bir faiz arttırımı beklemiyorlar. Hatta bir tapering olacaksa da bunun 2022'nin yani ikinci yarısına doğru bir hareket, eylem olabileceğini söylüyor ki ben de buna katılıyorum. Bundan dolayı ben yarın güvercin bir Powell'ı daha büyük ihtimal görmekteyim. Peki. Son olarak bu konuya dair Tufancığım'a şöyle tamamlayalım. Yavaş yavaş içeriye doğru geçmek istiyorum ardından. 2021 yılında işte genel böyle stratejiler ortaya konulurken normalleşme 2020'ye nazaran daha işte ekonomilerin normalleşmesi, büyümelere dönüş, Covid'in ortadan yavaş yavaş kalkıyor olması ama bol para döneminin devam etmesi, düşük faiz ortamının devam etmesi hep konuşuldu. Burada resmi değiştirebilecek, tamam hemen bugün olmasa her ikiniz de ifade ettiniz, yakın vadede olmasa da yılın ikinci yarısında Fed'in işte bu sinyalleri vermesi, konuşmaya başlaması, tahvil alım miktarını azaltmaya ilgili aşıların işe yaraması bambaşka bir gelişmekte olan ülkeler için aksine çok olumsuz bir ikinci yarı yıl ya da yıl sonu görme riskimiz var mı? Bu tane daha böyle makro bir strateji koymak açısından ne dersin kısa vadeli fiyatlamalardan öte?
Evet yani aynen ana 2025 ana riskimiz o zaten. Yani şu anda hepimiz yani bütün strateji raporlarında gerek Türkiye'de gerek dünyada gönderilen her bütün raporlarda ana tema büyümeye dönüyoruz. Fakat faizler düşük almaya devam ediyor. Likitte de artmaya devam edecek. Harika bir ortam baktığımızda özellikle borsalar açısından. Şimdi buradaki risk ne? Şimdi para tabii bir anda geri çekilmez. Faiz de çok hızlı bir şekilde artmaz. Ama likitlerin azalması durduğunda işte o noktada 2013'teki işte klasik taper tantrum dediğimiz hikaye vardı. Hani 2013'ten özellikle o dönemden baktığımızda Türkiye'de zaten yaşananlar da belli. Çok ciddi gelişen ülkelerden çıkış olmuştu. Türkiye'de o dönemde başka makro riskleri sebebiyle en çok darbe yiyen ülkelerden biri olmuştu. Şimdi bu anlamda enflasyonun yukarı gitmesi, büyümenin Amerika'da beklenenden daha fazla olması, dünyada bir sebepten büyümenin artması veya enflasyonun geri dönmesi mesela emtia fiyatlarıyla alakalı hiçbir şey olmadı. Dolar endeksinin bırakın düşmeyi işte yeniden 94-95'lere doğru bir yaptığı hareket bütün dünyada carry trade'den tut işte tahvil fiyatlarına kadar her şeyi bozar. Hani bu anlamda şu önümüzdeki birkaç ay belirleyici olacaktır. 2021'in en azından ikinci yarısı nasıl geçeceğine dair bize bir sinyal vermesi açısından. Peki şu 2013 Mayıs hatırlattın, ekranlara attım. 22 Mayıs 2013 Bernanke'nin tahvil alım programını azaltabiliriz açıklamasını yaptığı o da yine sanırım kongredeki bir sunumuydu. 22 Mayıs 2013'ten bu yana dolara karşı Arjantin pezosu %93.8 yani neredeyse %100 değer kaybetmiş. Arkasından gelen para birimi de Türk lirası %75 değer kaybetmişiz. 22 Mayıs 2013'ten bu yana hemen bizim arkamızdan %61 ile Brezilya, %57 ile Rusya para birimi gelmekte. Efendim ekranlara bir Altan Aydın'ın değerlendirmesini getirelim. Yavaş yavaş Altan'ı dinledikten sonra Türkiye'ye doğru dönmüş olalım. Bildiğiniz üzere genelde aslında bütün piyasada hemen hemen aynı beklenti var. Yani Nisan-Mayıs aylarında enflasyonun tepeyi görüp ikinci yarıyla beraber gerileme sürecine gireceği. Dolayısıyla şu anda bu beklentimizi değiştiren bir durum söz konusu değil. Ama özellikle son bir aydır ciddi bir yükseliş var. Tabii kuraklık beklentileri halihazırda içinde bulunduğumuz süreç bütün bu beklentileri de bir miktar güçlendiriyor tabii ki. Fiyatları da etkiliyor aslında. Ama şu an için bizim tahminlerimizi ve varsayımlarımızı çok fazla etkilemediğini söylemek lazım. Şimdilik tahminlerimizde bu yönlü bir zaten içinde olan gıda fiyatları beklentimizi değiştirecek bir görüşümüz bulunmuyor. Dolayısıyla beklentilerimizi halen koruyoruz. Biz ilk yarıda özellikle Nisan ayından sonra enflasyonda gerileme sürecine girilebileceğini, yılı da düşük çifthanelerde bitirmeyi bekliyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu beklentimiz henüz değişmedi. Altan Aydın'ı dinledik. Devam edelim efendim. Küresel piyasalara Tufan Cömert ve Cem Tözge ile beraber. Cem Tözge'ye dönüp Borsa İstanbul'u sorayım. Biraz kur cephesini biraz daha sonraya bırakacağım. Dolar TL'yi sormayı, borsayı konuşarak devam edelim. Aslında Amerikan endekslerine benzer bir hareket bizde de var. Orada da düzeltme geldi gelecek. Artık düzeltme zamanı deniyor. Bizim borsamızda da bu deniyor ama Borsa İstanbul gün içerisinde satışıyor sonra toparlıyor. Hatta izleyicilerimiz de bir borsanın, Borsa İstanbul'un bir V hareketi yaptığını neredeyse her gün son dönemlerde hani bunun ne anlama geldiğini bir V çiziyor. Bunlar bir kar realizasyonu olarak mı değerlendirmek lazım diye soran izleyicilerimiz var. Nasıl değerlendiriyorsun Borsa İstanbul'u, düzeltme zamanı mı diye sana da sorayım Cem Tözge, ne dersin? Yani düzeltme zamanı mı, net bir cevap olarak verecek olursam hayır. Yani bunu öngörmek zor. Ya hala yukarı yönlü trendin devam ettiğini söyleyebilirim. Zaten senin de belirttiğin gibi gün içinde satışlar gelse bile bu alım fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Tabii burada yabancı katılımının da hani çok istediğimiz seviyede olmasa da bile özellikle son iki aydır artmış olması ki burada özellikle hani BIST 50, BIST 100, BIST 30 içindeki büyük montanlı şirketlere olan akımlar burada hani yerlilerin o çok düşüklerden almış yerlilerin kar satışları olsa bile bu satışların karşılanmasını beraberinde getiriyor ki endeksin düzenli bir şekilde yukarı yönlü hareket ettiğini görmekteyiz. Tabii burada kur tarafı önemli. Yani hep tabii bir tarafın bir gözümüzde kurda. Yani kurda o 7,5'ların üstüne yükseliş olmadan hani gün içinde dalgalanmalar olsa bile yine bir stabil bir ortamın olmuş olması. Yani en azından kısa vadede bir 7,5-7,30 bandının şu anda geçerliliğini koruyor olması. Bu da tabii borsa tarafında o tedirginliği bir miktar azaltmış durumda. Zaten yurt dışındaki hava olumlu. Bundan dolayı da hareketin devam ettiğini görmekteyim. Tabii bununla beraber şunu da unutmayalım. Aracı kurumlardan
birer birer endekslerle ilgili hedef değerlerin yukarı doğru revize edildiğini görmekteyiz ki yani mesela bugün örnek vermek gerekirse biz de ata yatırım olarak daha önce 160 bin hedefimizi 12 aylık vadede 195 bine çektik. Yani evet. Bahsettiğimiz... Mehmet Gerze demiş 2000 olsaydı... Evet, bu arada Mehmet Gerze sosyal medyada bayağı aktif Twitter'da. Aynen. Kendi şirket arkadaşları dahil bolca yanıt veriyor. Ona da selamlarımızı gönderelim. O da 2000 olsaydı da hani daha böyle yakışıklı olurdu diye mesaj atmış. Belli olmaz. Evet. Dışında belki de bir revizyon yapabiliriz. Yani 200 bin eski tabirle doğru mu hocam? Evet doğru. Doğru yani eski seviyede 195 bin seviyesine doğru revize ettik ki yani en büyük bence farklılığımız bir banka yine şey yaptık dahil ettik listemize. Hep zaten belirtiyordum sana. Yoktu. Bankamız yoktu. Bir bankamız bankayı koyduk. Garanti Bankası'nı ekledik listemize. Yani dediğim gibi hani bize benzer aracı kurumlardan bu tip revizyonlar geliyor. Bu nasıl geliyor hocam? Yani yani işte bunu aslında önceki haftalarda konuştuk. Faizler yükseliyor, yükseliş beklentisi diyoruz. Merkez faizi 17'de. Yani risksiz getiri oranı kaçla mesela hani hesaplandı? Şu an 10 yıllık 13.3'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam girişte gösterdiğimde. Bu hesap nasıl ortaya çıktı? Nasıl böyle 195 bin ve 1950 değil mi yeni tabirle? Böyle evet, seviye ortaya çıkıyor. Tabii şimdi hem faizlerin en azından hani bu seviyelerde kalma ihtimali özellikle uzun vadeli faizlerin ki hani tam farkındaysan çok uzun zamandır ters bir verim eğilimiyle karşı karşıyayız. Yani bu ne demek? Kısa vadeli tahvil faizleri uzun vadeli tahvil faizlerimizin üzerinde. Bu neyi gösteriyor? Kısa vadede faizler, kısa vadeli faizler, repo faizleri yukarıda bile kalsa Merkez Bankamız en azından bir 4-5 ay boyunca faizleri bu seviyeye tutsa bile önümüzdeki uzun vadeli enflasyon beklentileri olumlu yönde destek bulucundan dolayı 10 yıllık tahvil faizinin sanki bu seviyelerde bir miktar yerleşmiş olduğunu görmekteyiz. Bu tabii değerlemeleri olumlu yönde etkiliyor ki hatırlayalım geçtiğimiz sene dik bir verim eğilimimiz vardı. Yani uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlerin üzerindeydi. Daha fazla uzun vadelilerde özellikle kur tarafındaki bozulmayla birlikte oynaklık görmekteydik. Bu taraftan olumlu etkileniyoruz. Tabii bu sene en azından büyümeyle ilgili olumlu beklentiler yani cirolarla ilgili olumlu beklentiler de bu değerlemeleri yukarı çeken ana faktör gibi gözükmekte. Özetleyecek olursam aracı kurumların değerlemeleri yukarı çekmesi, yabancıların tekrardan borsaya ilgisinin artmış olması ve kurdaki stabilite şu anda borsaya devam eden ilginin ana sebepleri gibi gözükmekte. Peki, herhalde Tufan Cömert'e de sorayım ama ya Barış düzeltme geliyor ama artık dikkatli olmak lazım. Onu da herhalde söylersiniz. Hani şu an için orada değiliz anladığım kadarıyla. Tufan Cömert, aynı soruyu sana da sorayım. Bir de şunu da ekleyerek sorayım. Bazı işte sizin gibi değerli yorumcular ya da aracı kurum araştırma bölümü ya da temsilcileri diyorlar ki ya biz biraz da zorlanıyoruz. Yeni tırnak içerisinde ucuz hisse senedi bulmakta da hani portföyün içine koymaya model portföyü hisse senedi bulmakta da zorlanıyoruz. Böyle bir ortamda hala Borsa İstanbul için yani şu grafiğe bakıyorum 45 derecenin de üstünde bu 60 derece falan 60 dereceyle falan gidiyor anladığım kadarıyla. Almış başını giden bir Borsa İstanbul var ne dersin? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Cemler'in raporunu bugün görmemiştim. Şimdi baktım %25 apsa şey çıkıyor. Prim potansiyeli çıkıyor bu hesaba göre mevcut seviyeden. Şimdi bizim ya strateji raporumuzun üstünde biz çalışıyoruz. Kasım ayında zaten biz bu revizyonu yapmıştık. %13'e zaten risksiz faiz oranı düşürmüştük. 172.000 seviye, 1720 seviyesinde bizim de hedef fiyatımız. Dolayısıyla bizim hedef fiyatımızda %10 civarında bir prim potansiyeli çıkıyor. Ha burada şirketlerin, şimdi bunu iki şekilde yukarıya çekebilirsiniz. Bir faiz aşağı çekersiniz. İkincisi şirketlerin kar veya satış rakamlarıyla işte şirketlerden aldığınız beklentileri ona göre uyumla bir araya getirirsiniz. Şirketlere biraz değer bulursunuz. Şimdi faiz %13 yani bizim kullandığımız ki zaten işte 13.3 civarında. Yani hani orada aşağı çekecek bir şey yok. Demek ki burada şirketlerin beklentiye ilgili daha olumlu bir şey olması lazım. Bu olabilir. Yani şirketler önlerini görmeye başladıkça tahminlerini de yukarı yönlü revize ediyorlar. Dolayısıyla endeks hedeflerinin biraz daha yukarıya gelmesi şu ortamda aslında gayet doğal. Şimdi varsayalım ki işte %10, %15, hadi %20 civarında bir prim potansiyeli daha buluyoruz. Fakat söylediğin gibi şimdi artık ucuz hisse bulmak gerçekten çok zor bir hale geldi.
Şimdi modern portföy illa ucuz hisseyi bulalım koyalım anlamına gelmiyor aslında. Birazcık trendden faydalanma anlamına da geliyor. Ama en azından bizim de zorlandığımız konulardan bir tanesi. Bir tek şunu söyleyeyim şimdi. Geldiğimiz noktalarda temel açıdan aslında hepimizin zorlanmaya başladığı yerler, yani %20-25 birim potansiyel dediğimiz noktada bile mevduat faizinin 17-18 olduğu bir ortamda öyle çok acayip bir getiri potansiyeli aslında vaat etmiyor. Dolayısıyla şimdi gene en sevdiğim klasik analiz cümlesi. Seçici olmalı. İşte bu, aynen budur. Yani gerçekten, gerçekten gözün kapalı borsaya girme dönemi bitti. Yani geçenlerde böyle bir yazı yazdım, bunu anlatmaya çalıştım. Artık hani ne alırsan al gidiyor dönemi bitti. Halka arzlar için de geçerli, işte bankalar için de geçerli, BIST 100 dış hisseler için de geçerli. Herkesin gerçek hani biraz önce Powell için söyleyeceğim. Herkes hakkında biraz detaylı davet ediyorum. Şöyle bir şey ekleyeyim, devam et. Akşam radyoda Taner Özarslan'la beraberdik. Şunu dedi, işte yatırımcı sayısı 2 milyona herhalde, belki de artık geçmiştir. Bitcoin gibi insanlar hisse senedi alıyor dedi. Yani şu anlamda, yani Bitcoin alıyorsun, neden? Yani ne olduğunu belki doğru düzgün bilmiyorsun. Hani yükseliş için, düşüş için hangi nedenlerden bunun olduğunu da hepimiz bilmiyoruz. Ama alıyorsun işte, hani yukarı gidiyor. Böyle Bitcoin yatırım felsefesiyle hisse senetleri aldık. Böyle hisse senetleri tırnak içerisinde görüldü. O artık bitti dedi. Bilmiyorum, katılır mısın? Lütfen devam et hocam. Ben %100 katılıyorum. Tamamen Taner'le aynı görüşteyiz. Yani hakikaten ne olduğunu bilmediğin hisselere giriyorsun. İşte krediyle halka arza giriyorsun. Aman ne alırsam falan diye. Bunların çok büyük ölçüde sona erdiğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Şu yalnız ilgiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi son dönemde hani son aylarda özellikle işte 6 Kasım sonrasındaki süreçte Borsa İstanbul'da ciddi bir yabancı girişi olduğunu görmüştük. Bu giriş devam ediyor. Evet, hani ara ara azalıyor. Bankalarda mesela ilgi biraz azaldı son günlerde. Fakat şöyle söyleyeyim. Şimdi sene başından bu yana ortalama işlem hacmi biz tüm içerisinde 47,5 milyar TL olmuş. Şimdi aynı dönem geçen sene neydi diye baktığımda ortalama gene 17 milyar TL. Yani aslında çok ciddi hacimde de bir artış söz konusu. 3 kat neredeyse. Aynen öyle. Hatta tüm 2020'nin tümünde son 2 ay dahil olarak baktığımızda 25.7 milyar TL. Yani muazzam yüksek bir işlem hacmini ekliyoruz ortalama baktığımızda. Dolayısıyla bu aslında hem işte yabancının ilgi görece azalmış bile olsa, hem yerlinin ama kurumsal ama bireysel bu tarafta hala ilgini de devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada işte temel değerlemelerde bir zorlanmaya başlasak bile en azından bu ilgi devam ettiği sürece endeks temel hedefin üstüne de geçebilir. Daha önce de görmüştük bunu. Hani onu da söylemiş olayım dedim. Tufan abi, sen söyle şöyle, hacim hani görülsün diye değerli izleyicilerimize sevgili yönetmenimiz gösterecektir. Son 5 yılın Borsa İstanbul grafiğini ekranlara yansıttım. Şurada zaten altta olan, grafiğin altında olan kısım 2016, 2017, 2018 ve 2019'a nazaran 2020 yılında Tufan abi, biliyorum ekranı görebiliyor musunuz Cem Tözge? Görüyorum. İnanılmaz bir patlama olmuş zaten. Şurada iki tane müthiş bir yükseliş var. Bu konuda acaba Cem Tözge ne der? Hisse bulma konusunda zorlandığımız dönemler mi? Şeyi de anlamıyorum. Bazen hani neden olduğunu da bilmediğimiz çok büyük hisse senetlerinde hareket. Otomotivde mesela hani ne oluyor? Bilmiyorum. Orada bazı birkaç gündür, özellikle iki gündür çok hızlı hareketler gördük. Frotto'yu soracaksın tabii, değil mi? Yatır Koç Holding'in üstüne geldi. Ne yani tabii şimdi her Koç Holding galiba bu en değerli şirket mi oldu hocam? Bir şey oldu galiba. Evet, Ford değil yani mi? Çok acayip yani Koç'un üstüne geldi gördüğüm kadarıyla piyasa değeri. Tabii şimdi her sektörün ve şirketin aynen kendi hikayeleri var işte. Mesela Ford'da hani ne hikayesi var? Analist değilim ama sonuçta yeni projeler olduğunu biliyorum. İşte bu elektrikli otomobillerin batarya, pil hikayesi. Hep bunlar tabii olumlu beklentileri destekliyor. Tabii Ford yukarı gittikçe mesela Tofaş ucuz kalıyor, Doğa ucuz kalıyor. Yani bu tip sektörel hareketler devam ediyor gibi gözüküyor. Hani bu hacimlerin artışın ya da bu seviyede kalmasını da ben şuna bağlıyorum. Geçtiğimiz sene o kadar ciddi bir yeni yatırımcı buraya katıldı ki neredeyse hani yatırımcı sayımızı ikiye katladık ve bu yatırımcıların hepsi çok ciddi paralar kazandılar. Yani bu kadar ciddi para kazanılan ve hala kazanılmaya devam eden piyasadan bu yatırımcıların uzaklaşmasını en azından kısa vadede beklemeyiz. Umarım da zaten uzaklaşmayacaklar. Şöyle dolayı bir ara dur, özür dilerim hocam. Çok güzel bir noktaya değindin. Şöyle sevgili yönetmenimiz yine getirecektir. Burada Ford'un
market cap piyasa değeri 55.4 milyar TL, değil mi? Evet. Bak burada Bloomberg terimlerindeki piyasa değeri. Hemen altında Koç Holding var, 55.7 milyar TL. Yani kafa kafaya neredeyse, dediğin gibi hani geçmek üzere. Belki evet. de bugün gün içerisinde işte belki geçmiştir. Koç Holding de aynı piyasa değerine gelen bir şişi senedi olmuş. Evet lütfen devam et, özür dilerim. Yani mesela yani bu çok spesifik bir örnek. Hemen hemen hiçbir aracı kurumun daha önceki hedef değeri bu seviyeler değildi. Yani yakından bile geçmiyordu. Ama insanlar almaya devam ediyorlar. Tabii hani bu tip hisselerde bir de şey de oluyor mesela Ford. Hani özelinde konuşacak olursak, çok da Ford konuştuk gerçi, analisti değilim ama hani bu tip hisseler genelde IMKB 30 hisseleri değil. Bunlarda yerli yatırımcının daha fazla hüküm sürdüğünü, daha fazla hakimiyet gösterdiğini biliyoruz. Onun için bu tip hareketler tabii banka hissinde mesela olamıyor. Dediğim gibi bu ayrışma, sektör ayrışmalar, kendi içinde hisselerin kendi hikayelerine göre ayrışmaları azalarak devam edecek gibi gözüküyor. Ereğli'ye yani, ilişkin çok rapor geldi galiba geçen haftadan çok bugüne. Rapor geldi. Yabancı evet, yani kurumlardan orada, da, tabii, yerli yani kurumlarımızdan da yine galiba iş yatırımdı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani zaten bu senin en büyük hikayenden bir tanesi MT hikayesi. Sadece Türkiye bazında değil, dünyada böyle bir trend olması muhtemel gözüküyor. Çünkü işte burada Biden'ın zaten açıklayacağı yarın bu altyapı yatırımları diyoruz. Yine Çin'in özellikle alt yatırıma yapacağı yatırımlar. Bu sene yani çelik gibi, bakır gibi emtiaları ön plana çıkartacak. Ki Fitch'in de bugün bununla ilgili bir raporu var. Mesela bu sene için gelişmekte olan kurları ve emtia bazlı faaliyet gösteren ülkelerin çok iyi bir performans sergilemesini bekliyor. Ki ben de buna katılıyorum. Yani baktığımız zaman hani hep 2012-2013'teki tapering dönemiyle kıyaslıyoruz ama şunu da unutmayalım. Hatta hani sen o demin biraz önce gösterdiğin gelişmekte olan kur endeksini gösterirken son bir seneden bu yana baktığımızda hala bazı ülkelerde başını Türk lirasına çekti. Çok ciddi bir değer kaybı hala söz konusu. Yani bundan dolayı mesela Türkiye'de hala yabancıların özellikle hem hisse senedi tarafında hem de tahvil tarafında çok düşük pozisyon taşıdıklarını görmekteyiz. Bundan dolayı hani olumlu birazcık gelişme olduğu zaman, bir hava oluştuğu zaman buraya yabancı ilgisi devam edecek gibi gözüküyor. Yabancı burada kaldığı sürece büyük bir ihtimalle endeksteki düşüşler çok sınırlı kalacak gibi gözüküyor. Bu da dediğim gibi sisteme yeni girmiş oyuncuların da para kaybetmemelerini ve hani para da kazanmalarını beraberinde getireceği için ben hacimlerin belli bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu tapering korkusuna katılmakla birlikte sonuçlarının en azından o kadar korkulduğu gibi 2012-2013 döneminde kıyaslandığı gibi de çok negatif olmayacağı açıkçası görüşündeyim. Ereğli'ye ilişkin piyasa tahminlerini de analist raporlarını da ekranlara getirdik. Bloomberg Terminal'den yine VTB Capital'ın al tavsiyesi var. Son 3-4 tanesinin. BGC Partners'ın yine al tavsiyesi 16 ve 16-20 hedef değerleri. HSBC'den al 19.50 hedef fiyatla. Ata Yatırım'dan sevgili Cemal Demirtaş, ona da selamlarımızı iletelim. O da yine piyasa üstü getir outperform diyor. 20 hedef fiyat değerli. Ak Yatırım, Bora Tezgüler 17.5. Gedik Bay, yani ben burada hiç şey görmedim. Yine bu hafta iş yatırımdan da geldi. 18 analist al diyor. 2 analist tut diyor. Sadece bir analist sat demiş. 12 aylık ortalama hedef fiyatı da 15.78 gibi çıkmış bu tablo içerisinde. Bir araya gideceğim. Bu konuda sektörle ilişkin Tufan Cömert eklemek istediğim var mı? Yani temalara ilişkin sektörel açıdan. Hemen onu alayım. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani dünyadaki toparlanma, işte Biden'ın teşvik paketi derken aslında emtia talebi, yani temel baz metaller vesaire, bu tarz talep zaten hızlı bir şekilde yukarı gitmeye başladı. Bu yüzden Ereğli, Kardemir, işte yani demir çelik sektörü diyeyim, petrokimya sektörü diyeyim. Bunlarda zaten önümüzdeki dönem biz bir hareketin devam edeceğini bekliyoruz. Dolayısıyla bu aslında biraz önce bahsettiğin rakamlar da bu beklentileri yansıttığı için gayet normal karşılıyoruz. Yani diğerlerinden daha iyi bir performans bekliyoruz bu sektörlerde. Peki şunu da son araya giderken göstereyim ve öyle araya gideyim. Her iki konumuz da emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkat çektiler. Bloomberg'un emtia endeksi son bir yıl inanılmaz bir yükseliş var ekranlarda.
Mart'ta dibi gördükten sonra çok hızlı bir şekilde yukarıya gitmiş emtia fiyatları ve pandemi öncesi seviyenin üzerine gelmiş durumda, üzerine çok yaklaşmış durumda, düzeltiyorum. Çok yakın bir V hareketi burada gerçekleşmiş emtia fiyatlarında Bloomberg endeksine göre. Ufak bir araya gidelim, aranın ardından biraz daha kur konuşmak üzere devam edeceğiz. Borsalar fazla hızlı yükseldi, bir noktada nefes alacağız dedi Tufan Cömert. Fed Başkanı Powell'ın şahin bir mesaj vereceğini zannetmiyorum dedi Cem Tözge bir önceki bölümde. Bu bölümde biraz kur konuşalım, dolar TL'nin hareketi, ama bugün gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda TL'nin olumlu ayrıştığını görüyorum. Türk lirası dolara karşı en çok değer kazanan para birimi, %0.8'e yakın. Şili pezosu en kötü, %2 ile satış yiyen para birimi. Yine Brezilya reali ve Endonezya rupisi iyi para birimleri arasında dolara karşı harekette. Tufan Cömert, bugünkü mesela hani dolar endeksi güçlenirken TL'deki değer kazancını ben anlayamadım. Nasıl anlatmamız, nasıl açıklamamız lazım? Seni dinleyelim. Şimdi trend olarak tabii Türk lirası dolar endeksine, diğer ülke para birimlerine 3 aşağı 5 yukarı benzer bir eğilim sergileyebilir, ama günlük bazda öyle bir şey olacak diye bir kural yok. Şimdi mesela bugün ne oldu? Yoğun yabancı satışı vardı, yani Londra kaynaklı ciddi satış vardı mesela kur tarafında. Bireysel tarafta çok önemli bir şey görmedik. Biraz kurumsal talep vardı. Yani bunların dengelenmesiyle kur gün içerisinde 7.47 gördü galiba. 7.38'e kadar geriledi. Yani hani burada tamamen işte bir noktadan sonra likitlerin bize yarattığı bir şey söz konusu. Şimdi bu neden, hani bunu önümüzdeki dönemde ne olacak, aslında onu konuşmamız lazım. Hani net bir şekilde burada yabancı ilgisi devam edecek Türk lirası. Yani bu da işte Türkiye'nin harika bir hikayesi var falan diye gelmiyor yabancı. Gerçekçi olalım. Şu anda tüm gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin'den sonra en yüksek faizi biz veriyoruz %17 ile. Ve işin hani yabancı gözüyle baktığımda güzel tarafa diyeceğim, hani lütfen kimse başka yere çekmesin. Ben Londra'da oturan bir trader olsam bakarım Türkiye'ye, şimdi hiç bilmesem bile derim ki ya bu adamların enflasyonu en azından Nisan'a kadar yüksek seyredecek. Merkez Bankası bunu aşağı indiremez. Dolayısıyla ben burada çok rahat bir şekilde 4 aylık böyle bir carry trade şeyine, oyununa başlayabilirim. Şimdi olan tamamen bu. Bu oyun sürdüğü sürece de Türk lirasında yabancı kaynak, yani tabii ki işte jeopolitik riskler, iç siyasi konulardır falan, bunları hani bilemiyorum. En azından ekonomik gerekçelerle burada bir yabancı kaynaklı satış görmeyi beklemem. Düşüşü daha fazla engelleyen nedir? Yerli tarafta gene alım ilgisi öyle ya da böyle devam ediyor. Yani orada maalesef bir işte dedolarizasyon dedikleri, ters dolarizasyon diye Türkçeleştirdiğimiz öyle bir yerli yatırımcının henüz Türk lirasına teveccühü falan gibi bir şey görüyor değiliz. Dolayısıyla önümüzdeki ay içerisinde, yani bu Ocak ayı içerisinde 7.15-7.20 bence taban olacaktır kur tarafında. Yukarısı bu gelişmelere bağlı olarak belki işte biraz daha tekrar 7.50 falan test edebilir, ama en azından faiz getirisinden daha iyi bir getiri, hani dolar alan bir yatırımcının faizi yenebileceği bir ortam olacağını şu bir aylık dönem için zannettim. Peki. Ekranlarda bu arada dolar TL'nin grafiği var. 200 günlük ortalama 7.34'ten geçiyor. Şu an oraya yakınız, 7.39, 7.40'ın hemen altı. Son bir yılda altına gelmedi neredeyse. Son dönemde bir test etti, sonra yeniden üstüne çıkmıştı. O 200 günlük basit ortalama, şöyle biraz daha yaklaşayım son dönemi görmek adına. Şurada birkaç gün geldi, sonra üzerine atmıştı. Şimdi herhalde bir kez daha deniyor gibi. Cem Tözge, kur hatta borsayı da destekleyen unsurlar arasında diye saydın, öyle konuşmuştuk. Dolar TL'nin daha da aşağı, yani bugünkü gerileme hareketini sen nasıl yorumluyorsun? İkincisi, daha da aşağı gelme ihtimali için ne dersin? Evet, kur tarafını net olarak hep şunu söylüyoruz. Yabancılar dolar tarafında, satış tarafında, TL tarafında da yerliler düştükçe doları biriktirmeye devam ediyor. Yani böyle bir çift taraflı oyun var gibi gözüküyor. Mesela pazartesi günü konuşacak olursak hatırlayalım. Yani geçtiğimiz hafta dedin ya 200 günlük hareketli ortama. Evet. Altına doğru çok hızlı bir sarkış gerçekleştirmiştik. 7.24'lere doğru gittik. Tam dedik hani bu hareket 7.20'lerin altına doğru kayabilir mi, ama hani pazartesi günü öyle bir uyandık ki özellikle bu yükselen Amerikan faizinin dolar endeksini yukarı çevirmesiyle
Ya bir anda 7.50'lerin üzerinde bir gün ve bir gün yaşadık. Hatta orada biraz da endişelendik. Ama ben şunun etkili olduğunu düşünüyorum. Tamam, şunu net şekilde görüyoruz. Yerliler hala mevduat faizlerinden çok fazla tatmin olmuş değiller ki dolarizasyon devam ediyor. Tabii Tufan da belirttiği gibi Türkiye son dönemde, özellikle son 2 aylık dönemde hani nasıl hep diyoruz, yaklaşık 4 milyar dolara yakın para borsaya ve dips tarafına girdi. Minimum 10 milyar dolarda hesaplandığına göre carry trade tarafına para girmiş durumda. Yani bunlar biliyorsun genelde hedge fonlar kısa vadeli faiz farkından faydalanmaya amaçlayan yabancı fonlardır. Bunların en büyük amacı gecelik olarak hangi para birimi yüksekse faizi ondan faizini alıp dönem sonunda bir kar realize etmektir. Ama TL tarafında böyle oynaklıklar aynı pazartesi olduğu gibi yükselince bu tip giren yabancıların hızlı bir şekilde de pozisyon kapattıklarını görmekteyiz. Ki ben bunun özellikle pazartesi günü yaşanan hareketin buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama bu tip fonlardan bağımsız, yani Türkiye kalıcı bir şekilde ya da en azından birkaç aylık bir park etme hedefi taşıyan yabancının hala ben TL'ye ilgi gösterdiklerini görmekteyim. Ve zaten hani borsadaki alımlar da bunu destekler nitelikte. Özetleyecek olursak yön aşağı gibi gözükmekte. Yerli düştükçe biriktirmeye devam ediyor ama yabancının şu an sanki birazcık daha gücü yerliye ağır basıyor gibi gözükmekte. Burada kısa vadeli bandımız 7.30-7.50 gibi gözüküyor ama 7.30'un kırılması ile birlikte ben de Tufan'ın belirttiği o bant, yani 7.15-7.20'ye doğru bir hareketin olma ihtimali yüksek görmekteyim ama o seviyenin altını konuşmak için hala çok erken. Burada Merkez Bankası'nın 21 Ocak toplantısında, yani oradaki hareketinin kura çok etkisi olup olmayacağı konusunda ne dersin? Genel herhalde çok büyük bir faiz artışı beklenmiyor. Yaparsa da işte belki 50-75-25 neyse belki öyle bir şey, ama bu olumlu ya da olumsuz, yani Merkez Bankası'nın Ocak toplantısı böyle kur üzerine çok etkili olacak bir toplantı mıdır değil midir Cem Tözge? Yani şöyle, zaten piyasa geneli şu anda bir faiz arttırım beklemiyor. Yani dediğim gibi arttırım bekleyenler de çok cüzi bir rakam olacağını söylüyor ama Merkez Bankası tıpkı bir önceki toplantıda piyasanın önüne geçip piyasanın beklentisine ya da piyasaya pozitif yönde sürpriz bir faiz arttırım yaparsa, örnek veriyorum 100 bas puanlık bir arttırım, bu kur tarafında ekstra bir güçlüğü beraberinde getirebilir diye düşünmekteyim. Ama şu anda genel fiyatlama Merkez Bankası'nın bu ay pas geçip gerekirse bir sonraki toplantıda bu silahı kullanacağı yönünde diye düşünmekteyim. Peki Tufan Cömert, Merkez Bankası kararı yani kur için çok hayati mi? Ne dersin? Yok değil, yani biz bir değişiklik beklemiyoruz. Yani 17 kuvvetli muhtemelen Nisan ayına kadar göreceğimiz faiz seviyesi olacak. Yani bir şok falan yaşamazsak. Yani eğer Cem'in söylediği gibi böyle önden yüklemeli Merkez Bankası dolarizasyonun terse çevirmek için ben bir kez daha faiz artım gibi bir şey yaparsa hikaye tabii bir miktar değişebilir, ama hani içinde bulunduğumuz ortam da belli. Yine birçok işletme kapalı, istihdam berbat gidiyor. Yani şu ortamda faizi daha fazla artıp ekonomiyi boğmanın hiçbir gereği yok. Dolayısıyla bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii açıklamalar, yönlendirmeler son dönemde çok önemli olmaya başladı. Çok güzel yönlendirmeler yapıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla yapılan açıklamaları, bunları çok dikkatli izleyeceğiz hepimiz. Asıl konu oradan gelecek kuvvetle olacak. Peki Cem Tözge'ye dönüp biraz altın sormak isterim. Çok hareketli, çok sert satışlar da gördük bu hafta. Biraz toparlanmaya çalıştı. Altın için öngörülerin Amerikan faiziyle de belki değerlendirdiğimizde oradaki yükseliş en azından durduktan sonra bugün çok büyük bir hareket var mı, yok? Biraz dolar endeksi herhalde kuvvetli. Ne dersin? Ons altın için yorumunu rica edeyim. Evet, bu sene için baktığımızda altın için en büyük problem güçlü dolar gibi gözüküyor. Yani en azından hani o 1.23'lere gider mi diye dediğimiz, hatta 1.23.50'leri gördüğümüz o euro dolar paritesinde bir anda bu Amerikan tahvillerindeki yükselişin beraberinde getirdiği güçlenme trendi altının tekrardan değer kaybına sebebiyet verdi. Ben kısa vadede altındaki baskının devam etme olasılığını yüksek görmekteyim. Yani sanki altın aşağılarda 1820, hani ons altı için konuşuyorum tabii, 1820 yukarıda 1900 dolar bandında hareket edecek gibi gözüküyor. Ama nihayetinde baktığımız zaman eğer Biden'ın yarın açıklayacağı gibi yüksek montanlı böyle trilyonlarca doları bulacak bir mali teşvik gelecek ise bunun altın ve gümüş gibi değerli metallere olumlu yönde katkı yapmasını ben daha yüksek görmekteyim. Tabi burada en büyük soru işareti, eğer
tekrardan bu tahvil faizinde bir yükseliş olur mu olacaktır. Ama dediğim gibi kısa vadede ben sanki o 10 yıllıklardaki yukarı yönlü hareketin sonuna gelmiş olabileceğimizi kısa vadeli tabii konuşuyorum. Bundan dolayı da burada bir hani bir bant hareketiyle birlikte yani burada 1.31 dediğim gibi kısa vadeli 1.21 gibi gözüküyor. Ama bir miktar daha hani vadeyi uzatırsak sanki 1.30'ların geçilmesi şu anda zor gibi gözüküyor 10 yıllıklarda. Bu seviyelere oturan bir 10 yıllık nihayetinde biraz gecikmeli de olsa altın fiyatlarını tekrardan 1900 dolar üzerine atabilir gibi gözükmekte. Peki Tufan Cömert, altın için sen nasıl görüyorsun? Senin de bir yorumunu rica edeyim lütfen. Tabii yükselen Amerikan tahvil faizleri bu anlamda olumsuz. Her ne kadar genel imtia talebi iyi gidiyor desek de temel imtia için geçerli. Kıymetli madenlerde öyle çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu sene için öyle çok olgun bir görüşümüz yok bizim altın tarafında. Yani işte 1900-2000 dolar ederidir. Bunun üstüne çıktığında satış işte 1800'lerin altına geldiğinde de kısa vade için alış fırsatı yaratacak bir sene olacağını düşünüyoruz. Hani TL açısından, hani gram yatırımcısı açısından baktığımızda da şimdi TL'de evet hani biz bir sınırlı değer kaybı bekliyoruz sene içerisinde ama hani ons fiyatı için baktığımızda yani bunun yerine gene TL'de kalmak, faizde kalmak, borsada kalmak çok daha cazip olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, gram altını 440 liraya kadar şu an gerilemiş durumda. Çok teşekkür ederim Tufan Cömert aktardıkların için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Cem Tözge'ye de çok teşekkürler yorumlar için. İyi akşamlar dileyelim. Her iki konumuzda uğradıktan sonra Melike Ayan'a döneceğim. Melike, bilmiyorum hala herhalde kongre devam ediyor. Arkadaşlarımız belki görüntüyü de ekranlara getirirler. Trump'ı nazil. Yani görüntüler canlı Washington'dan, Amerikan Kongresi'nden geliyor. Tartışmalar devam ediyor. Temsilciler Meclisi burası. Kongrenin alt kanadı diyelim. Temsilciler Meclisi'nden muhtemelen onay çıkacak yani demokratlar çünkü burada çoğunlukta, hatta bazı cumhuriyetçilerin de Trump'ın azledilmesi konusunda onay ve oy vereceği ifade ediliyor. Bu işte geçen Amerikan Kongresi'nde olaylar burada geçiyordu, öyle söyleyelim. Bugün bu oturum devam ediyor ama tabii ki Trump'ın şurada 6 gün kalmış, 7 gün kalmış bu oylama ne ifade ediyor diye hiçbir şey. Zaten sadece bu da yetmiyor. Senato'nun da 3/2'siyle kabul edilmesi lazım. O da çok düşük bir ihtimal. Ama sadece herhalde demokratlar 2 kez görevden azledilme suçlamasıyla diyelim karşılaşan ilk Amerikan başkanı yaftasını Trump'a vurmak için çabalıyorlar. Bazı cumhuriyetçiler de onlara katılıyor. Melike, ben özetlemeye çalıştım ama tabii sen oradasın, Amerika'dasın. Ne diyorsun bu görüntüler eşliğinde şu azil süreciyle ilgili tartışmalara da bir değin lütfen. Kesinlikle, yani azil süreciyle ilgili senatoda oylama devam ediyor. Covid-19 nedeniyle elektronik cihazlarla oylamayı da yapıyorlar. Biraz daha vakit alıyor o yüzden ama bugün itibariyle bitirirler. Şimdi önemli iki husus var. Birincisi Trump'ın bir daha başkanlığa, herhangi bir politik liderliğe soyunmasını engelleyecek olur da bu düşük ihtimalle geçerse, sen de söyledin 3/2 ihtimal var, hani düşük bir ihtimal gerçekten ama ihtimaller biraz arttı sabahtan itibaren. Mitch McConnell da memnun olduğunu, bak ne dedi, ben hani belki evet demem ama Trump azli başlatıldığı için, demokratlar bunu başlattığı için memnunum kelimesini, cümlesini kullandığı için bir takım cumhuriyetçileri de kendi yanına aldı. Bu çok önemli. Senin de söylediğin gibi ikincisi de tarihte, yani tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihte ABD başkanı olarak 2 kere azli olan ve hiç unutmam, bir politik gazeteci şöyle söyledi. Bu benim favori azlim. Yani o Ruslarla olan ilgisiyle ilgili azli benim favorim değildi diyor. Bu çok önemli. Çünkü demokratlar kendinize sorun diyor. Tarihte hangi yönü seçtiniz? Yani azil olsun veya olmasın mı? Demokratlar çoğunluk bir şekilde evet diyecekler ama cumhuriyetçilerde de iş bitecek. Böyle bir durumda tabii bunu yakından izleyen borsa hem buna bakıyor, hem gelen verilere bakıyor. Fed'in 5 kitabına bakıyor. Bir yandan da Covid aşısı ile ilgili pozitif gelişmeler var Barış. Yani bütün eyaletler birinci dozların depodan çıkarılması emrinde bulunuyorlar. Bu çok önemli çünkü Florida'da yaşlılar, hastalar saatlerce sabah 1'de gidip öğlen işte akşam saatinde bir sonraki günde
aşı olabilenler vardı. 12 saat bekleyenler, 8 saat bekleyenler ki ünlü Sanjay Gupta, CNN sağlık muhabiri, onun anne babası bile 289.'ymuş 300 kişi arasında ve gece saatlerinde gitmişler. New Jersey valisi Murphy de biz öyle Florida gibi olmayacağız, bunları yaşamayacağız, yaşamamız için de aşının bir an önce herkese sunulabilmesi lazım dedi ve yarından itibaren herkese sunulacak zaten ama yeteri hızda değil hala Barış. İstediğimiz hıza gelmedik. Bir yandan o, bir yandan 5 kitaptan sonra demişim hani altın fiyatlarının da arttığını gördük ve 10 yıllıklar düşüşte yine. Bir yandan ABD bütçe açığının 144 milyar dolarlara geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii ekonomik verilerle ilgili yorumlarını sormamız veya onun üzerinde etkisini Trump hükümetinin, bunu vazgeçtik. Zira aşıyla ilgili hükümetin, Trump hükümetinin şu anda yaptığı hiçbir şey yok. Komple federal hükümetlere kalmış durumda. Testi de aşılaması da. Ama teknolojide bir gerileme vardı hatırlarsan dün. Bugün toparlandı. Neden? Big Tech dediğimiz büyük teknoloji firmaları kolları sıvadılar. Aşının dağıtımında biz bir işe yarayalım dercesine, Amazon dahil olmak üzere hepsi dağıtımla ilgili rolleri üstlendiler. Bu da zaten teknolojiyi biraz daha kendisiyle birlikte yukarı çıkardı. Nasdaq'taki artışı görmemizin sebebi bu. Enflasyon verisini gördük, beklenenden farklı geldi. Aralık'ta benzin fiyatlarının artması nedeniyle bir artış var. Exxon yine artıyor. GM, General Motors dünden beri rekor üstüne rekor kırıyordu. Yine bugün aynı şekilde. JP Morgan Exxon'un ratingini yukarı çıkardı. Petrol fiyatlarına baktığımızda 7. günde de artıyor dedik ama şimdi kırmızıya döndük biraz. Doların tırmandığı bugün de biz bir yandan da Fed yetkililerini dinledik. Onlar da aynı şekilde mali politikalarda, para politikaları da pandemiyi öncelikli görecektir. Zira New York'ta bile şimdi mutasyona uğramış COVID-19 vakalarını görmeye başladık. O yüzden de zaten CDC şöyle diyor. Ya Amerika bir kendini kontrol altına alsın. Çünkü Amerika'da pandemi çok hızlı büyüdü, sıçradı her yere. Aman bu mutasyona uğramış COVID-19 vakası Amerika'ya da gelmesin diye COVID-19 testini zaruri kıldılar. Uçanlar için, ABD'ye uçan her yolcu için. Şu an bugün itibariyle diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike Ayhan, çok teşekkürler anlattıkların için. Biz bir de Amerika'da vadeli endeksler ne durumda ona bakalım. Norsiyem ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Vadeliler cephesinde de yükseliş devam. %0.7'nin üzerinde Nasdaq, teknoloji Melike de anlattı. Bugünün öne çıkan cephesi S&P 0.3, Dow Jones'ta biraz geriden de olsa rengi yeşil. Bugünün en önemli herhalde altını çizeceğimiz noktası, borsalar yükseliyor ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 5 haftanın en sert geri çekilmesini yaşaması. 1.08'lerdi. Biz programa girdiğimizde 1.10'un da altına geldi. 1.18'lerden 1.08'e Amerikan 10 yıllık tahvil faizdeki gevşeme. Dolar endeksinde bugün yükseliş var ama bu biraz sanki piyasayı rahatlattı. Endekslerde de vadelilerde yön yukarı. Norsiyem ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. BIOP30 akşam seansımızda 1718 ile %0.2 yukarıda kapattık. Yarın ne konuşacağız? Perşembe günlerden yavaş yavaş programımızı da kapatacağız. İngiltere'den konut fiyat endeksi, Çin'den ticaret dengesi, konut satışları verisini alacağız. Türkiye'den istatistikler alacağız, işsiz sayısına dair özel sektörün dış borcunu da yine yarın alacağız. Türkiye'den tarım üfe, tahvil ve bonoya yabancının giriş ya da çıkışını gösteren veri ve döviz tevzat hesaplarındaki son durumu öğreneceğiz. Amerika'dan ithalat ihracat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları her perşembe gelen veriyi karşılayacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.